Gayet güzel. Oldu. Um, evet herkes biraz um, <laughs> oturmaktan biraz yorulmuş olabilir ama um, uh, biraz daha sabredebilirseniz galiba uh, bu uh, çok güzel iki sunum um, bu üçüncü um, benim paper'ımla bir araya gelmeye başlayacak bazı konular zannediyorum. Ben daha çok uh, bu uh, konuşulan uh, daha çok konuşulan projelerin bir önceki safhasından daha fazla bahsedeceğim tekrardan bir ot diye Dönüş ve 1950'lere uh, arşivlerden ve somut bir şekilde uh, bakmaya çalışacağım. Uh, öncelikle ben de uh, Çiniciler ve Çinici arşivi üzerine olan bu konuşmaları ve konuşmacıları bir araya getirdikleri için uh, Salta ve özellikle Aslı Can ve Meriç Öner'e çok teşekkür etmek istiyorum. Um, aynı zamanda Sibel, er, uh, Sibel Bozdoğan ve Esra Akcan Hoca ile beraber aynı panel, panelde konuşma yapmak da benim için çok sevindirici ve gurur verici bir şey. Onlarla da beni aralarına alıp ve bu konuşmayı yapmam için beni teşvik ettikleri ve çalışmaların önceki safhalarında yaptıkları bütün katkıları ve destekleri için de onlara çok çok teşekkür etmek istiyorum. İkisi de değişik yönlerden bu konular üzerinde yaptığım çalışmaları Türkiye'de de sunmamı ve Türkçe yazmamı hep tavsiye ve teşvik etmişlerdir. Şimdi böyle aynı panelde ve bir konferans içerisinde bu konuları beraber tartışabilmek gerçekten çok güzel bir okazyon oldu. Aynı zamanda izleyiciler arasında başka teşekkür etmek istediğim hocalar, meslektaşlar ve arkadaşlar da var. Bu da çok güzel bir şey. Aydan Balamir Hoca, Elvan Argut Hoca, Ali Cengiz Kağan, bilmiyorum hoca burada mı? Ayşen Savaş Hoca, Güven Sargan Hoca ve başkaları, bir arkadaşlar bu çalışmalar devam ederken hep bana yardım etmiş olan bir sürü arkadaşlarım da burada. Onlar da onları da burada görmek çok güzel ve başkaları birçok insan var. Um, o onları onları burada görmek çok güzel. Um, şimdi um Gerçekten bu konu hakkında yapılan derlenen bütün konuşmalar çok olumlu ve üretken geçti. Bu üç, um, e, üç sunumlar içeri üçüncü bu üçüncü bir araya geldiğimiz dönem um, ve daha önce de dile getirildiği gibi, örneğin güven hocanın oturdu konuşmalarda söylediği gibi bu konuşmaları bir şekilde mutlaka bir araya getirmek e, çok lazım ve bunun için birçok şey aslında hazır durumda. Um, bunu da ben dile getirmek istiyorum. Bu konuda. Um, bu konuda bir şey söylemek de istiyorum. Daha önceki konuşmalarda yapılan çekimleri seyrederken fark ettim. Daha yapılması gerektiği konusunda söylenen bazı şeyler, örneğin ODTÜ hakkında eleştirsel bir tarih gereği konusunda veya müsabakalar konusunda yapılmış ve yapıla gelen çalışmalar var. Bu çalışmaların arasındaki hatta en ciddi ve kapsamlı olanların bile önceki konuşmalarda dile pek getirilmemesi aslında beni biraz şaşırttı diyebilirim. Aslında öğrencilere hep benim öğrencilerimle konuşurken tarihin kendini tekrar etmediğini mimarlık tarihi derslerinde işlevsel olmayan bir tarih düşüncesini ve yazımını vurgulamama rağmen zannediyorum galiba bu konuda konuşmada da göreceğiniz gibi tekrar eden süre gelen bazı şeyler var bu işbirliği ve rekabet konusu altında. Onun için benim bu konumla Olan bağlantımı e, geçmişimden ve e, yapılanlar e, yapılanlardan kısaca söz etmenin çok yerinde olduğunu düşündüm. Um, Pardon. İzleyicilerin arasında bilenler vardır. Um, benim bu konuyla olan bağlantım aşağı yukarı 10 sene önce başladı. O zaman ODTÜ tarihini ve kuruluşunu 1950'lerde... Türk-Amerikan ilişkileri ve Orta Doğu'daki soğuk savaş bağlamında ve multidisipliner multi bir yaklaşımla incelemeye başlamıştım. 2007-2008 akademik yılında Fulbright Bursu ile ODTÜ'de bir sene incelememi sürdürdüm. O dönemde Güven Hoca, Ayşen Hoca ile çok iletişimimiz oldu. Aynı zamanda Haluk Pamir Hoca, o zaman dekandı ve onun öğrencisi ve yine ODTÜ'yü çalışan Derya Yorgancıoğlu, kendisi burada mı bilmiyorum, bunun yanında Gülsün Baydar, o zaman İzmir Ekonomi'deydi. Gene Aydan Balemir, Selahattin Önür, Baykan Günay, Çağatay Üstünkök. Şu anda sayamacağım birçok hocanın katkıları ve yardımları oldu bu dönemde. Ve 700 küsur sayfalık doktora tezim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Devrim, Soğuk Savaş sürecinde kalkınma planlaması ve mimarlık eğitimi başlığı altında. Kendisi de bir eğitim kalkınma ve kampüs paradigması olan Thomas Jefferson'ın Virginia Üniversitesi'nde 2012 aralığında bitti. O çalışmadan kaynaklanan ve ODTÜ kampüsünün kuruluşunu birçok uluslararası aktör ve örgütler network, networkler arasında ve soğuk savaş sürecinde oluşan işbirliği ve rekabet ortamının ürünü olarak işleyen makalem Meltem Gürel Hoca'nın yeni değer, derlediği ve Sibel Hoca'nın da katkılarının bulunduğu bir kitapta uh, yeni yayımlandı. Um, ve Sibel Hoca'nın da um, kitabın ceketinde, uh, Meltem Hoca'nın da kitabın ceketinde ve sunumunda belirttiği gibi bu kitapta derlenen çalışmalar soyut ve teorik olmaktansa gayet somut ve belgelere dayalı kapsamlı ve detaylı çalışmalar. Benim makalem ODTÜ tarih yazımında bir ilk olarak ODTÜ kurumunun ve yerleşkisinin birçok aktör ve örgütün arasında olan sırf yerli ve yabancı değil, politik ve profesyonel rekabetler ve güç oyunları sonucu nasıl ortaya koyulduğunu ve gerçekleştiğini incelemektedir. Şu ana kadar baskın olan ODTÜ hikayesi, müsabakalar, mesleki ve tarihsel yayınların ODTÜ'yü nasıl ele aldıkları, ya da almadıkları bu makalenin dikkat ve ayrıntılı bir ile e, ayrı, dikkat ve ayrıntı ile incelediği konulardır. Makalenin gelecek çalışmaları açabilecek ve yönlendirebilecek bir niteliği olduğuna inanıyorum. Ama söylemek istediğim şey böyle bir tez ve çalışma mevcuttur. Nasıl olduysa önceki konuşmalarda birçok tanıdık ve işbirlikçi insan olmasına rağmen pek adı geçmedi bu çalışmaların. Um. Ama aslında belki de hiç şaşırmamak lazım. Ve dediğim gibi işbirliği ve rekabet konusu aslında Otçin'in ve 1950 ve 60'lı yılların politik, sosyal ve profesyonel kültürünün ve tarihinin oluşumunun çok önemli ve belki de bir şekilde devam eden bir parçası. Bugün yapmak istediğim, bu makalede tartışılan ve kaynakları olan ama biraz daha açmak istediğim bir konu. 1950'lerin tarih yazımı hakkında. 1950'lerin kültürel kimliği ve belleğinin oluşumu hakkında. Bu tarih yazımı tabii 1960'lara da yansıyor ve bir derece bir dereceye kadar 1960'lardan kaynaklanıyor diyebiliriz. Arşivler, saltta bulunan Çinici arşivi gibi arşivler, bu tarih yazımında ve de Otti gibi çok önemli bir maddi kültür örneğinin değerlendirmesinde ve Altı ve Berus Çinici gibi mimarların temsilci ve aktörler olarak bu kültürel peysaj içerisinde nasıl bir rol oynadıklarını, daha iyi anlayabilmemiz için bu, bu materyallerin daha katkılarının büyük olan, olacağını düşünüyorum. Yalnız tabii şöyle bir şey var. Arşivlere dikkatli baktığımızda gördüklerimiz ve bulduklarımız şu ana kadar kurulmuş anlatımlara ve kültürel ya da kurumsal kimliklere tam olarak uyuşmuyor. Ve gerçekten tartışmalı ve ilginç konular ortaya çıkıyor. Örneğin Örneğin e, e, mimarlık fakültesinin avlusundaki ilk mezuniyet törenlerinde Bozkur'a karşı asılmış bu ilk süslemeler gibi. Şuradan. Şu. Um, göz görs. Um, Şuradaki asılan bayraklar gibi. Um, Hah, Mezuniyet törenleri Otçun'un en eski ve periyodik törenleri ve ritüelleri gibi görülebilir. Ve bütün ritüeller gibi bu ritüelin ve mekansal işlevi kurumsal kimliklerin oluşturulduğu ve geliştirildiği bir, 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 bir yeri oluşturmak. İlk bakışta aslında bir, bir ritüelistik süslemeleri, uluslararası bayrakları Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin şu andaki ve 60'lar sonraki oluşan u, ulusal devrimci kimliliği ile örtüştürmek zor gibi gözüküyor. Ama aslında konunun ilginç tarafı ve çalışmalarında detaylı bir şekilde ortaya koyduğum şey, bu, konu, bu konumda ve 60'ların daha başlarında ve hatta 50'lere kadar uzanan süreçte görünüşte birbirine uymayan birçok şey aslında bir arada çoklu moderniteler olarak ve birbirleriyle işbirliği ve rekabet içerisinde aynı mekanları kullanıyorlar ve tanımlıyorlar. Bir 10 sene önceye bakarsak, bu çok seslilik, yani 1950'lere bakarsak bu çok seslilik ve işbirliği hatta daha da belirli bir şekilde ortaya çıkıyor. Bahsettiğim makalemde de gösterdiğim gibi Otto aslında İstanbul Hilton projesi ile başlıyor. Hilton ile Otto 60'ların tarih yazımı içerisinde doğumdan ayrılmış iki ikiz kardeş gibi diyebiliriz. İç, iç, i̇kisinin arasında hiçbir bağ yokmuş gibi görünürken aslında... Um, 1950 başlarına bakarsak ikisi beraber oluşan bir proje. Aynı aynı aktörler tarafından oluşturulan iki proje. 1950'lerde mimar mühendislerle ve Türkiye'de çalışan Amerikan şirketleri ve müteşebbisleri müteşebbüsleri arasında çok ilginç bir ilişki var. Sadat Hakkı ve Gordon Barnshaft ve Skidmore Owings and Merrill arasındaki çekişmeli işbirliğini Sibel Hoca kendi çalışmalarında çok güzel inceledi. Bu dönemde Marshall planı arşivlerine bakarsak görüyoruz ki Do Doğan Tekeli dahil birçok mimar ve mühendis Amerikalılarla uluslararası stil üslubunda ya da ne olursa ne üslup olursa olsun çok iş yapmak istediler. Her türlü ıı, iş teşebbüsüne ıı, mektuplar yazarak ıı, beraber iş yapmak istedikleri ıı, Marshall arşivlerinde ıı, görülüyor. Yeni bir tane Hilton'un önündeki bu resim hikayeyi aslında açıkça anlatıyor. Önünde duran aktörler sanki çerçeve içine almışlar Hilton'u, taş kenarda kalıyor bu, bu görünümde. Uluslararası üslup dilinde bir meşruluk kazanma dileği aslında dönemin birçok projesinde mevcut. Ama Emin Onat, Ayhan Tayman ve Beyhuz Bey'in kazandığı ve Beyhuz Bey'in sonradan bir cinayet olarak tanımladığı iklim ve araziyle pek ilişkisi olmayan Erzurum Atatürk Projesi, Atatürk Üniversitesi Projesi de bunun örneği olarak gösterebiliriz. Bu yüzden ben aslında 1950'lerle ilgili öne sürülen eleştirisel mimari fikrine pek katılmıyorum. Bence daha çok bu projelerin uluslararası üslup olsun olmasın bir şekilde bir parçası olma ve de bir iki iyi proje sonucu bir profesyonel meşruluk oluşturma çabası olarak görüyorum ve bu açıklamanın daha baskın olacağını görüyorum. Ama 27 Mayıs devriminden sonra bu tip projelerin kimliği yavaş yavaş yeniden tanımlanıyor. Uluslararası kimlikler ulusal bir kimliğe bürünmeye başlıyor. Söylediğim gibi bir dönem bu kimlikler aynı mekanları kullanıyor çoklu modernite olarak 1950'den 60'lara geçerken bu konuyu dikkatimizi çekmek istiyorum. Projeler aynı projeler. Mesela ODTÜ aynı proje ama aktörler değişmeye başlıyor. Ve projelerin nasıl aynı projeler olduğunu birazdan daha da tartışacağız. Ben bu 1950'lerden 60'lara projelerin devamlılığı hipotezini Mümtaz Soysal Hoca ile İlk konuştuğumda aslında ne diyeceğini çok merak ediyordum. Hatta biraz çekinerek paylaştım diyebilirim. Um, ama um, kendisi ODTÜ çalışmasından doğan bu hipotezi çok doğru buldu. Um, ama aynı zamanda şöyle bir şey de oluyor. Projeler aynı, devam ediyor ama aktörler değişmeye başladığı için projelerin kimlikleri de değişmeye başlıyor. Bu projeler zaten en baştan bir işbirliği ve rekabet dinamiği içinde tanımlanıyor. Ama tabii iktidara geçen aktörler dönemin politik kimliği içerisinde projenin kimliğinin nasıl tanımlanması konusunda söz sahibi oluyorlar. Ottu'nun 27 Mayıs devriminden sonra Bozkır'da yeşeren bir proje, proje, olarak kimliğini oluşturan aktörler, aktörleri bu kimliklerin oluşturulduğu mezuniyet törenlerinde hep görüyoruz. Kemal Kurdaş, İsmet İnönü, Beyrus Çinici, ulusal kimliğin oluşturulmasında en önemli üçlü. Beraber yaptıkları röportajlarda hep bu anlatımı işliyorlar. Bu fotoğrafta Arif Payaslıoğlu hoca da görünüyor ki, onun da daha geç dönemde Howard Reed'in Otti'ye bağışladığı, belgeleri kullanarak yazdığı barkadan Campus'a adlı otu ilk dönem tarihi bu anlatımı da destekleyen bir çalışma oldu. Ama tabii sırf bu aktörlerin çabalarıyla olmadı bu kimlik yenilemesi. Bu resimlerde öğrencileri de görüyoruz. Onlar da tabii aşılanıyorlar bu törenlerde. Başka bir aktör de tabii yayınlar. Abidin Mortaş'ın Arkitek dergisi örneğin 1964'e kadar ODTÜ ile ilgili hiçbir şey basmıyor. Yarışmalar basılmıyor. Öbür projeler, yarışmalar hep basılıyor. 64'e kadar ODTÜ hakkında hiçbir şey yok. Çünkü yabancı mimarların projesi olarak gözüküyor şimdiye kadar um, İki tane büyük yarışma oluyor, projeler seçiliyor ama nasıl oluyorsa her bu tip projeyi basan arkitekt ODTÜ'yü basmıyor. Bunun nedenlerini yine tesimde ve makalede görebilirsiniz. Ottü'nün daha uzun tarihini ortaya koymak ikonoklastik bir uğraşı gibi görünebilir. İkonları yok eden, parçalayan bir uğraşı gibi olabilir ama aslında tam tersi. Bunu ortaya koymak istiyorum. Şu vaziyet planının nasıl oluştuğunu anlamak, anlamını somut bir şekilde tartışabilmek başka türlü mümkün değil. Ya da mimarlık fakültesi planını anlamak, ki bu zaten kampüsün genetik kodunu içeren, hatta kampüsten daha da iyi bir şekilde ve kampüsün kuruluşunun ilk günlerinden fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayan, tekrar oluşturan bir plan. Buna aslında ufak otu diyebiliriz. Ya da ODTÜ, aslında ODTÜ diyebiliriz. Peki bu nereden nasıl oluştu? Ne yapılmaya çalışıyordu bu planda? Bu tip ortak bölgelerin oluşturulması neden? Bu konular hakkında daha önceki konuşmacılar ve yayınlar bazı yorumlar getirdi. Aldo Van Eyck ve uh, Team 10'den uh, alınan esintiler, new, uh, yeni brutalizm, değişik nesneyi çalışarak bir anlam çıkartma çalışmaları, Peki tamam diyelim bunlar da çok geçerli, yararlı çalışmalar ve açıklamalar. Behrus Bey'e bakarsak o da hiç çaktırmıyor bu 1950'lerde nasıl şeyler olduğunu. O referansları Türkiye ve Türk mimarlık tarihi çevresinde tutuyor. Külliyelere, İstanbul sokaklarına, divan yoluna atıflar yapıyor. Ama tabii büyük ihtimal bu Korbuziye tipi çizimi daha çok sonra, daha çok sonra yapılmış bir kıyaslama, ofis salacağı taşındıktan sonra belki. Ve şöyle bir şey daha var, başka bir çizim. Bu da benim salacaktan çektiğim bir fotoğraf Bey'i görmeye giderken, oradaki ofisten yapılmış çizimler. Bey'in yaptığı bu benzetmeler bir yandan Ottin'in referanslarını İstanbul'da ve Beyrus Bey'in kendi gözlemleri, deneyimleri ve geçmişi ortamında yerleştirmiş ve bir yandan da um, ve bir yandan da kendisini ve mimarı süre gelen bir dahi sanatçı paradigması içerisinde ortaya koymaya yardım etmiştir. Bu um, Gesamtkunstwerk şeyine uyuyor biraz ya da paralel olarak görünebilir. Um, Kusura bakmayın bu çizimler pek gözükmüyor arkadan. Um, um, bu konuyu çok uzatmadan söylemek istediğim şu. ODTÜ'nün 1960 öncesine uzanan ve bu planı somut bir şekilde anlamamızı sağlayan, ODTÜ'nün kurumsal ve mekansal temelini oluşturan bir geçmişi var. Tabii ODTÜ'yü 1950'lere açmak, bu planın anlamını İstanbul sokaklarında değil de 1950'lerin ikinci yarısında bulmak çok korkutucu bir şey. Aslında ODTÜ tarihinde 1950'lerin başrolü oynamaması insanı merak ettiriyor. Ne olmuş ki 1950'lerde? Kimse konuşmuyor. Yerli ve yabancı mimarlar arasında demiyorum ben artık çünkü bu dönemde konu çok daha zengin. Ama birçok aktör ve kurum arasında, örneğin Mimar Sinan Üniversitesi ya da İTÜ arasında ya da Mimarlar Ordası ve İmar İskan Bayındırlık Bakanlığı arasında ya da eski yeni nesil mimarlar arasında ve tabii yerli yabancı mimarlar arasında da çok çekişmeler ve yarışmalar varmış ki o zamanlar olan bitenleri tam olarak anlatmaya kimsenin dili varmıyor. Sırf mimarlar da değil. Örneğin ben Kurdaş Bey'le de konuşurken sormaya çalıştım kendisine. 1950'lerde Amerika'da nasıl incelemelerde, projelerde yer aldığını. Kendisi 60'larda Amerikan sever rektör olarak o kadar suçlanmış ki Gerçekten adamcağız o yılları konuşamıyordu. 1950'leri. 1950'leri açınca Kurdaş Bey bilirsiniz, zehir gibi bir zekası var. 1950 sonlarını açın, hangi Amerika, hangi tarihler falan diye ıı, konuyu değiştirmeye çalışıp önce daha önceleri anlattığı hikayelere tekrardan hep dönüyordu. Buruz Bey de aynı şekilde. Onu görmeye gittiğimde kendisi Kemal Bey'e telefon ederdi. Aa işte bak Burak oğlum gelmiş derdi. Tabii çok güzel şeyler bunlar. Ama onlar öylece konu kapanırdı. 1950'ler konusu. Ama tabii insanlar bazen konuşmasalar arşivler konuşuyor. Arşivleri çok fazla deşmeden bile şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Mesela bu Holmes Perkins, Leon Loschetter ve Thomas Godfrey'nin otu için hazırladığı başkaları da var bu plana, bu, bu planlara teş, yardımcı olan. Ve Mimarlar Odası'nı fazla ayaklandırmamak için ve kanuna uygun olsun diye çok sinsi ve akıllıca danışmanların planları diye adlandırılan Otti planları. Bu planların içinde detaylı vaziyet planlarının yanı sıra planların arasındaki fikirleri ve gayeleri açıklayan maddeler de bulunuyor. Ve bundan da önemlisi bu maddeler ve çizimler sırf birinci değil ikinci OTÜ yarışmasının programını da oluşturuyor. Evet ikinci yarışmanın arazi arazisini değişmesine rağmen aynı maddeler, aynı yarışma programı tekrar kullanılıyor ikinci yarışmada. Ve bu... Iı, ıı, Holmes Perkins, Thomas Godfrey ve Leon Lasheter'ın hazırladığı um, yarışma programı. Um, bu açıklamalar ışığında Holmes Perkins takımının bu vaziyet planı ile ne yapmak istediklerini gayet detaylı bir şekilde um, yaptığım çalışmalarda inceledim. Ve buna tam olarak yer ayıramayacağım bu konuşma içerisinde ama iki noktaya değinmek istiyorum. Birincisi, Perkins takımının forum olarak adlandırdıkları ve disiplinler arası şu ortadaki avlu forum dedikleri avlu ve bu Roma'ya yaptıkları atıflar buradan başlıyor aslında forum um, um, ortadaki avlu avlu pardon um, um, ve disiplinler arasındaki iletişimi sağlayacak ortak bölge olarak ortaya çıkıyor. Danışmanlar planlarında bu bölgenin vasıta trafiğine açık olmaması gerektiğini ve forumun karakterinin kampüs inşaatının büyüme sürecinin ilk görünlerinden ortaya çıkması gerektiğini söylüyor. bu tabi sonradan tekrardan çıkan şeylerden birisi. İkincisi de kampüsün araziye uyumunu ve arazi etrafındaki manzaralarla ilişkisini de çok önemli bir şekilde vurgulayan maddeler bulunabiliyor bu um, danışman raporları içerisinde. Forum ve arazi ilişkisi üzerine kurulan Perkins takımının önerisi Yako Kaikonun'un ODTÜ planlama ofisinde 1956'larda başlattığı çalışmalara dayandığı çok kesin. Yako Kaikonun'u burada görüyorsunuz, Godfrey ortada um, ve de um, uh, şu anda üç, um, üçüncü kişinin ismini. kardeşi. Neyse, um, Cox, evet. Çok teşekkürler. Evet. William Cox, üçüncü kişi de burada vaziyet planı üzerinde çalışırlarken. Ama aynı zamanda Perkins takımının hazırladığı planların yarışma programı olarak kullanılması ile forum arazi ilişkisi Altul ve Beyrus Çinici'nin önerisinin de en önemli unsuru oluyor. Ve bu noktadan Bu noktadan sonra daha önceki Erzurum Atatürk Üniversitesi planında görmediğimiz forum arazi konusu forum arazi konusu Berus Bey'in de anlatımının en önemli bir parçası haline geliyor. Tabii ve bu önemli Perkins takımının planında planından hiç bahsetmeden bu bu çizimde de tepede oluşturulan kampusun şehir ve meclisle ilişkisini de ...görebiliyorsunuz. Evet. Um, ve yarışma paftalarının her birinde... ...ortak noktanın... ...birimlerle ilişkisi... ...yerleşkenin... ...şehir ve kırsar mekanlarla ilişkileri... ...tekrar tekrar anlatılıyor. Çünkü yarışma programında istenen bir şey bu. Um, ve burada... ...bu tip şemalarda görüyoruz ki... ...oklar var... ...şehre bak, bakım alanları... ...açık bir şekilde gösteriliyor... Şey, kampus şehri nasıl görüyor? Bu aşağıdaki araziye inmesine rağmen aynı aynı dokular, aynı konular tekrardan konuşuluyor bu bu paftalarda. Ve burada yarışma nazım planı gene aynı oklarla şehre olan görünümler gösteriliyor. Ve de vaziyet planı ve ortak bölgeye çok itinalı bir şekilde Um, daha ismi Aley değil, daha, hala uh, yarışma uh, yarışma paftalarında forum olarak adlandırılan ortak bölge uh, güzel bir şekilde uh, çizilmiş. Um, yapılan ilk şamalarda bu ortak bölgenin adı Aley değil dediğim gibi, Perkins'in dediği gibi forum. Uh, bu bu şamada görüyorsunuz. Um, Aynı şema hatta Altuğ ve Beyrus Çinici'nin kendilerinin bastığı ve Kemal Kurdaş'a armağan ettikleri 1961-70 Mimarlık Çalışmaları adlı yayında da yer alıyor forum olarak. Yani şuradaki şema o alleyi forum olarak adlandırıyor. Ama disiplinler arası ilişimi sağlayacak bu ortak bölge belki de en açık bir şekilde Mimarlık Fakültesi'nin planında yer alıyor. Perkins takımının istediği gibi kampüsün ilk gününden ...işlevsel ve formal bir şekilde ortaya çıkabilecek bir omuralik um, mimarlık fakültesinin e, de ortasını e, oluşturuyor... ...bu mekanları birbirine bağlayan bir e, form olarak. Biliyorsunuz mimarlık fakültesinin binası kampustaki ilk akademik bina olarak... ...zaten ilk günlerde değişik fakültelerin hep beraber kullandığı bir üniversite gibi e, işlemiştir. E, yani bu karaktere bağlayan mekanların görevi form fikrinden geliyor... Forum fikri um, ve arazi ilişkisi kaykonundan gelen bir şey diye söylemiştim. Onu biraz açmak istiyorum. Bu fikrin kaykonundan gelmesi çok normal. Neden? Um, neden gelebilir kaykonundan? Bilen var mı? İlk projeyi o yaptı. Evet evet evet. Tabii, tabii. Ve de bir de şöyle bir bağlantı da var Kaykon'un. Um, um, as, um, savaş sonrası CM'den çıkan Civic Center yani kent merkezi ve Siegfried Gideon'un New Monumental Monumentality yani yeni anıtsallık fikirlerinin um, buraya adaptasyonu olarak görebiliriz. Çünkü Kaykon'un Alvar Alton'un öğrencisi ve Alton'un yaptığı ve kent merkezi fikrinin en güzel örneklerinden biri olarak gösterilen Finlandiya'daki Salo kent merkezi planında çalışan mimarlardan bir tanesi. Alto ile beraber. Biraz daha tabii Ottü'nün biraz daha uzunlamasına bir topografisi var. Ve Çiniciler için bir olanak doğuyor bu yeni araziye geçince. Bu araziye uygun olsun diye... Pardon. Um, evet, Finlandiya Finlandiya'daki Saynatsalde Kent merkezinden fikirleri buraya getiriyorlar uh, Kaykon'un. Buranın da gayet uh, topografisi var uh, aynı Saynatsalde'deki gibi ve Kent merkezi Perkins planındaki gibi en yüksek yerde uh, kurulmuş. Um, um, bilinen bir görünüm. Uh, bu zaten uh, yeni brutalizmin bir şekli olarak ortaya çıkıyor. Zaten uh, Sainat Saulo'yu birçoğunuzun bildiğiniz um, yeni brutalizmin ilk başlarında uh, örnek verilen bir proje uh, ve de kent merkezi olarak. Tamam. Oldu, teşekkürler. Tamam, um, tamam şimdi um, zaten sonuna doğru geliyorum. Çinliler bu forma bakıyorlar ve ikinci yarışmanın aşağıdaki arazisine uh, bakıyorlar ki orası Perkins Planı'nda zaten araştırma ve sanayi kalkınma bölgesi olarak tanımlanıyor. Bu um, bu planın aşağısı aslında orası planlanmış bir yer. İkinci yarışmada uh, proje oraya alınıyor zaten. Um, um, ve Beşinciler bir olanak olarak uh, görüyor oradaki araziyi. Uh, çünkü Team 10 ve Situationist'lerin kent merkezi fikrine getirdiği kritiği, yani daha dinamik olan ve insanın hareket etme özgürlüğünü içeren path ya da yol ya da alley fikrini buraya getirebiliyorlar. İşbirliği ve rekabet konusunda Perkins'i böylece kendi oyununda 1950 sonlarında kent merkezi fikrinden daha demokratik ve modern görünen alley fikrini ortaya koyuyorlar. Perkins takımının yenilgisi orada da bitmiyor. Perkins ne yapmıştı? Kent merkezi fikrini alıp buna forum kulpunu takmıştı. Dünya bunu bir şekilde tabii bir Amerikalı'nın benimseyebileceği bir şekilde Anadolu tarihi ve konumu içine oturmak oturtmak için. Çiniciler de aynı şekilde siz kent merkezine forum mu dersiniz? E, o zaman biz de in-betweening fikrine bu aileye Osmanlı referansları takabiliriz diyorlar. Bu konuda Holmes Perkins'in bir problemi var mı? Hiçbir problemi yok. Oy, bu oyunu kaybetmesi dışında. Çünkü zaten onlar da bu konumda yerli referansların olmasını istiyorlardı. Bunu danışman raporundan da açıkça belirtiyorlar. Ama tekrardan oraya dönmeyeceğim. Şimdi Perkins'in eleştirdiği şeyler kampusun yürüme mesafesi bakımından çok uzaması ve disiplinler arası iletişimin, iletişimin bozulması. Tabii bu doğru bir eleştiri. Aynı zamanda yurtlar ve akademik merkezin kopukluğu. Yurtlar, akademik merkez arasındaki ilişki biraz kopuk. Ve oradan yol geçince zaten daha sonra bu kopukluk biraz daha ortaya çıkıyor. Perkins'in bir eleştirisi daha var. O da kampusun çoğu binasının bir mimar tarafından yapılması. Yani bir ofis tarafından. Perkins takımı ilk öngördüğü plana göre otti kampusu yapılan bir master plana uygun bir şekilde her bina yarışma ile seçilen Türkiye'de ya yabancı mimarlar tarafından yapılacaktı. Birinci yarışmanın öngördüğü şartlar böyleydi. Ve Turgut Cansever aslında bunu öğrenince yavaş bunu pek sevmedi. Ve o yüzden biraz bindiği dalı kesmeye başladı aslında. Ve de ikinci yarışmanın ortaya çıkması da oradan kaynaklanıyor biraz. Ama sonuçta Perkins de çok iyi bildiği gibi ODTÜ savaş sonrası uluslararası planlama projelerinin en iddialı ve sonuçlanmış projesi olarak ortaya çıkıyor. Dünyada bu kadar tamamıyla ortaya çıkan başka örnek yok. Teşebbüsler var ama böyle ortaya çıkmış bir örnek gerçekten yok. Um, ve e, bu dünyada tek olan eserin mimarı Walter Gropius değil, Corbusier değil, Altuve Veres Çinici. Benim bu çalışmalar aracılığıyla öne sürmek istediğim şeylerden bir tanesi de bu. OTTÜ 1950'leri açınca daha da önemli bir proje olduğunu görüyoruz. Ve Altuğ'a Beyrus Çinici'nin önemi ve katkıları daha da açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Onun için 1950'lerden çok fazla korkmamamız lazım. Arşivler bize bunları gösteriyor. Bu süre gelen işbirliği ve rekabet ortamında ve kültürel kimlik arayışlarında arşivlerin konumu da bir önem kazanıyor. Ve bu noktada tekrar Salt'a teşekkür etmek istiyorum ve Çinici ailesine. Ee, Böyle çok önemli bir projenin arşivini yapılması gereken bir şekilde katalogladığınız ve kamuya açtığınız için. Araştırmacıların arşivsel malzemeleri kendi ellerinde tutması çok doğru bir uygulama değil. Bu konuda bence Çinci ailesini ve Salt'ı örnek alarak ODTÜ dahil öbür üniversitelerin ve benzeri kurumların yapması gereken, atması gereken adımların olduğunu düşünüyorum. Özgün ve ciddi bir çalışma hiçbir zaman tek bir arşiv, ile oluşmuyor. Birçok arşivlerden toplanan malzemelerin olması lazım. Onun için öbür olan malzemelerin de bu şekilde derlenmelerini rica ederek yine teşekkür ediyorum geldiğiniz için ve de biraz bozuk bir Türkçe ile anlattığım için özür diliyorum. Teşekkürler.